sadece ilimizde değil, Türkiye genelinde yeni bir şap virüsünün alt bir serotipi çıktı. Nepal 84 dediğimiz bir serotip şap virüsünün alt tipi, A tipinin bir alt tipi olarak Nepal 84 olarak yeni bir tip ilimizde de gözükmeye başladı. Malumunuz bir 20 gün öncesinden hayvan satış yerlerimizi ve hayvan hareketlerini durdurmuştuk. Sonra rahatlamayı görünce bir 15 gün serbest bıraktık. Ama o serbest bıraktığımız süre içerisinde uygunsuz hayvan hareketleri sebebiyle ilimizde hızla yaygınlaşmaya başladı. İlimizin genelini, yetiştiricilerimizi düşünerek aynı zamanda sevkiyatta sıkıntı oluşturacak diğer illeri, ülkemizi de düşünerek bir 10 günlük süre içerisinde tekrar hayvan hareketliliğinde kısıtlama getirmeyi komisyonca karar kılındı. İlimiz Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nca oluşturulan komisyonumuzca bu karar alındı. Tabii bu 10 günlük süreç içerisinde biz yine boş durmayacağız. Bu yeni tipe göre hazırlanmış aşımızı Şap Enstitüsü Müdürlüğümüzden istedik, geldi ve şu anda tüm il ilçe müdürlüklerimizce bu aşılamaya başladık. Ben yetiştiricilerimize özellikle istirham ediyorum ki bu hastalığın ilimizde yaygınlaşmaması için hastalık görülmeyen köylerde ya da hastalık görülen köye yakın olan alanlarda öncelikli olmak üzere hasta olmayan hayvanlarda bu aşıyı daha önce 2 ay öncesinde şap aşısı yaptırmış olsa bile bu aşıyı tekrar yaptırmalarını istirham ediyoruz. Çünkü bizim daha önceki yapmış olduğumuz aşının etkili olduğu bir tip değil. Farklı bir tip olduğu için zaten hastalık çıktı. Bu nedenle yeni getirtmiş olduğumuz aşılamada arkadaşlarımızın ahırlara gelen sağlıkçı arkadaşlarımıza, çiftçilerimizin, köylülerimizin kapılarını açıp muhakkak aşılatmalarını istirham ediyorum. Bu manada tabii biz acil olan ya da dışarıdan gelen hayvanlar için de önlem aldık. Hayvan giriş çıkışı yasak fakat acil kesim var ya da kesime gelmiş hayvanların herhangi bir hastalığı yok, kesime sevk edilmesi gerekiyor. Bunun için özel izin verebiliyoruz. Kesime giden hayvanlara sadece mezbahaya gitmek üzere özel izin verebiliyoruz. Ya da yine yurt dışından ithal olarak gelmiş olan hayvanlarımız için de çaresiz hayvanın ortada kalmaması için kontrollü olarak hekimlerin kontrolünde bunun için de hayvan girişine izin veriyoruz. Ama genel manada önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde hayvan hareketlerine bir kısıtlama getirildi. Hayvan satışı ve hayvanın ilimizden çıkışı aynı zamanda dışarıdan hayvanın gelişine yasak konuldu. Yetiştiricilerimizin buna uymalarına ve izinsiz olarak hayvan hareketliliği yapmamalarını istiyoruz. Hem cezai müeyyidesi var hem de klinik olarak hayvan hastalığı göstermese de hastalığı almış olma ihtimalini düşünerek hem kendisine hem de ülkemize zarar vermemesi açısından bu 10 günlük süre içerisinde aşılamaya dikkat ederek, aşısını yaptırtırarak ondan sonra inşallah rahatlayacağımızı ümit ediyorum.